Bizim gazetede, sözcüde arkadaşımız Aytun Çakir'in yazısında biraz daha genişlik, Güzel ve etraflıca geniş, etraflıca okudum. Evet. Aytun Çakir'e teşekkür ederim. Önemli bir konuya girmiş. Bu kadar vakıf değildim meseleye. Şimdi o köşesinde 6 Mayıs'ta Yeni Şafak'ın haberini alıntı yapmış. Haber şöyle. Yasama yolu bitmeden TBMM'ye girecek olan 9. Yargı Paketi'nde yeni tip casusluk suçları için yeni düzenlemeler yer alacak. İstihbarat mücadelesinde yeni bir boyut olan etki ajanlığı TCK'ya girecek. TCK'da tarif edilen casusluk, ajanlık tanımına yeni bir kavram olarak etki ajanlığı eklenecek. Buraya dikkat. Türkiye lehine gibi görünüp aleyhte propaganda yaparak kamuoyu oluşturan etki ajanlarına mercek mercek tutulacak. Şimdi böyle bir ifade duymadım. Bir daha okuyorum bak. Türkiye lehine gibi görünüp ancak aleyhte propaganda yaparak kamuoyu oluşturan etki ajanları. Ya bu subjektif bir durum. Bir kere yani suç somut olur. Yani istihbaratçılık da somut bir şeydir. Ajanlık da somut bir şeydir. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nde iki tane mitçi Amerika'ya belge satarken yakalandı. Biri Sabahattin Savaşman'dı yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri de biri. Biri cezaevinde öldü. Öyle hatırlıyorum. Biri 80 yılı, biri 80'lerin ortasıydı galiba. Yani evini bastılar. Amerikalılara belge değiş tokuşu yaparken bilgi alıp para bilgi satıp para alırken yakaladılar ve içeriye atıldılar. Bu da somut bir suçtur yani. E bir de tabii savaş koşulları olur. O vatana ihanet gibi bir olağanüstü madde devreye girer. O hariç. Ama bunun dışında Türkiye'de askeri casusluk, casusluk ve askeri casusluk etkin bir biçimde mahkemelerde savcılıklar ve mahkemelerde uygulandığı günden bugüne bu suçtan layıkıyla adam akıllı yargılanan kimseyi görmedim. Casusluk, askeri sivil casusluk suçlaması e, siyasi yargılamalarda kullanılan bir tür e, maymuncuğa dönüştü. E, hükümet önce cemaat hükümet, sonra cemaatsiz hükümet kendi muhaliflerini, yerli yabancı muhaliflerini adeta rehin tutmak için bu maddeyi kullanıyor, bu maddeyi istismar ediyor. Casusluktan Osman Kavala'yı önce casustan tutukladılar, sonra geziye bağladılar. Bir grup insan hakları aktivistini büyük adada toplantı yaptıkları için gözaltına alıp casus diye tutukladılar. Sonra başımıza bela oldu. Avrupa Birliği'ye kaptı kalktı, geri göndermek zorunda kaldık casusları. En Rahip meşhur Fransız. casusumuz Rahip Fransız. Rahip Fransız. Ülkenin ekonomisinin canını okudular Rahip Fransız nedeniyle. Ve Rahip Brunson'ın işte dünyanın bir ucundan kalkıp Türkiye'de Müslümanların Hristiyan yapmaya çalışmaktan başka bir fiilin olmadığını herkes biliyordu. Casus masus falan değildi. Yani İzmir'in orta yerine kilise kurmuş Hristiyanlığı anlatıyordu. nasıl ki Türkiye'den bir grup Müslüman, tarikat ve cemaat mensubu dünyanın bir ucuna gidip Müslümanlığı anlatıyorsa, ben Küba'da karşılaştım, onlar da geldi, biz de anlatıyorlardı. Sen inançlı olarak zayıfsan ne yapalım yani? E bir başkası, Alman, Türk ve gazeteci, gazeteci. Deniz Yücel'in Deniz durumu. Casus diye içeri attılar. Casus diye alınıp Fransız devlet başkanı, Fransa başbakanı devreye girdiği için bırakılan var. İsrail ajanı diye içeri attığımızı, İsrail yumuşama kapsamında geri göndermedik mi kardeşim? Üstelik adam casus değildi. Sözde Boğaz'la İstanbul'u gezerken... Kulede i̇şte, fotoğraf çektiriyorlar. Kule kule. Pardon pardon. Ne kulesiydi? Televizyon kulesi. Çamlıca, Çamlıca kulesinden kulesi. sözde Erdoğan'ın evini çektiği gerekçesiyle İsrailli içeri attı. Ama ajan... bazı, bazı öğrenciler çıktı ama mesela onlar hala içeride. Bilemiyorum ama o adam değildi yani ama ajan diye, İsrail ajanı diye içeri attık. Ses nasıl geri gönderdik. Dahası hadi bunlar neyse. Biz kendi askerimizi casus diye içeri attık ya. Kendi askerimizi ya. İzmir casusluk davası. İzmir casusluk davası. İstanbul casusluk davası. Yani ca askeri ve sivil casusluk suçlaması iktidarın bu o, kendi muhaliflerini içeri atmak için icat ettiği bir madde. Bundan sahiden casus yapan görmedim. Bir örnek olabilir belki. O da casusluk mu? Emin değilim. Yani tartışmalı bir durum. Ama tümüyle de susuz diyemiyorum. Eski deva partisi Genel Başkan yardımcısı Metin, e, Metin neydi? Evet, me, me. Metin soy ismini unuttum. Ben de o e, İspanyol Büyükelçisi, İspanyol Büyükelçiliği çalışanlarına ya da İspanyol Konsolos çalışanlarına Türkiye'nin askeri operasyonları hakkında bilgi veriyordu. Aslında askeri danışmanlık gibi bir şey ama verdiği bilgiler Türkiye'nin operasyonel görevleriydi. İçeri atıldı sonra, serbest, sonra bırakıldı. serbest bırakıldı. Şimdi ajanlık mı bilmiyorum ama yaptığı çok kötü bir işti yani. Çünkü ya sen bir partinin Evet. Aski sen bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri eski mensubu. danışmanlık verirsin, şeffaf parasını evet. alırsın, şeffaf. Şimdi zarf şey içinde, dört zarf içinde para almaları nedir? Evet. bir orada emin değilim ama o da tam casusluk mu bilemiyorum. Fakat bunun dışında Türkiye AK Parti hükümeti casus suçlarını muhaliflerini bastırmak, korkutmak, ürkütmek, sindirmek ve lekelemek için kullanmıştır. Herkes biliyor bunu. Diğer unsur, işte Rahip Brunson, Deniz Gürcan. Ücel... Metin Gürcan. Evet, Metin Gürcan. Gürcan. Evet. Rahip Brunson ve Deniz Yücel meselesindeyse, ya da bu, bu de ise Avrupa Birliği ya da Amerika ile bilek güreşine tutuşup bu adamlar rehin alındı. Siyasi rehindi yani. Sonra bilek güreşine biz yenilince geri gönderdik. Yani Brunson'ı e, sırf Amerika ile girdiğimiz pazarlığın sonucu gönderdik. Deniz Yücel'i zaten Deniz Yücel'e biz Binali Yıldırım Almanya'ya gitti ya bu iş. Almanya'ya gidip adamı orada tahliye ettiler, burada bıraktılar kardeşim. Sonuç olarak AK Parti hükümeti şimdi eğer bu haber doğruysa etki ajanlığı gibi e, somut bir suça tekabül etmeyen bir eylemi her türden muhalif eylemi cezalandırmak isteyecektir. Bu da o kadar çok çeşitlendirilebilir ki bunun içine e, ee, işte uluslararası kuruluşlara katabilirsin. Mesela e, başta açık toplum vakfı olmak üzere Türk, yabancı kuruluşların Türkiye birimlerini, yabancı haber kuruluşlarının Türkiye servislerini e, yahut yabancı uluslararası kuruluşlardan fon olan kuruluşları ve onların temsilcilerini ve çalışanlarını rahatlıkla etki yaşayan, ilan edebilirsin. Yani Tam onun üzerine anlatacağım. Şimdi mesela bu arkadaşımız Independent Türkçe'nin yayın yönetmeni. Şimdi e, işte İlk e, Katar mı <laughs> Suudi Arabistan sermayesi tamam, mi? Ben ben onu da anlatacağım. O da Şimdi Neyse. Biz, o değil bu değil. <laughs> Ama Arap, bir Arap Körfez ülkelerinden birinin sermayesiyle Türkiye'de kurulmuş bir işte haber ajansı. o ülke ile Türkiye'nin arası bir süre gergindi ve anamız e, ve canlarını burunlarından getirdiler. El Cezire Türkiye'de açılamadı. Mesela uzun süre aç açılamadı. Tabii, tabii, 4 yıl açılamadı kapalı devre yayın 6 yaptılar. 6 yıl sürdü. Ence cizden estesi kurabildiler. dahası Açılmadı. Ben vaktiyle Sputnik'te radyo programı yapıyordum. O dönemler uçak düşürme meselesinden Sputnik, e, e, Sputnik radyosuna baskı kullanıyordu. Sonra birdenbire hava döndü kardeşim. Hava döndü. Türkiye ile Rusya barıştılar. Biz Ahmet Davutoğlu röportaj yaptık diye e, hükümet yetkilileri Rusya'ya baskı yaptı. Bizi işten attırdılar.